Alman ARD kanalında Haziran'da yayınlanan bir program, dünyaya örnek gösterilen bu ülkede çok sayıda işçinin berbat yaşam ve çalışma koşullarında çalıştığı konusunu ele almıştı. Tıkabasa yatakhaneler, keyfi çalışma saatleri ve çok düşük ücretler işçileri cezbetmek için yapılan vaatlerin tutulmadığının kanıtıydı. Aşağı Saksonya eyalet yönetimi soruna çare aramaya karar verdi. Bu durum sona ermeli. İnsanlar Alman şirketlerinde çalışıyor. İnsani muamele görmeleri, iş konseylerinde temsil edilmeleri gerekiyor. Almanya'da asgari ücret diye bir kavram yok. Yani her şey mümkün. Saat ücretleri 3 ila 6 euro arasında, aylık gelirleri 300 ila 500 euro arasında değişiyor. Hayvancılık sektörü için bu berbat koşullar neredeyse normal sayılıyor. Bu kötü koşullar sadece göçmenleri ilgilendirmiyor. 2 milyon Alman yoksul işçi kategorisinde bir de taşeron işverenler tarafından Avrupa Birliği üyesi diğer ülkelere geçici olarak gönderilen indirimli ücrette tabi işçiler var. Sayıları 1,5 milyon tahmin ediliyor. Bu çalışanların uğradığı sömürünün bir adı var. Çağdaş görelik, bir de maliyeti var. Ekonomik istikrarsızlık. Avrupa bu problemin üstesinden gelme konusunda çok zorlanıyor. Çünkü çalışma mevzuatları arasında uyum sağlamak karmaşık bir mesele. Bir şirket ya kendi ürünlerini üretir ya da mal ve hizmetlerin bir kısmını satın alır. Bu iş yapma özgürlüğünün bir parçasıdır. Yasama organlarının bu alandaki yetkileri kısıtlıdır. Eyalet yönetiminin vaat ettiği şeyler seçim kampanyasıyla ilgili. Bu durum seçim kampanyasıyla ilgili olsun olmasın Almanya'da küçümsenmeyecek bir sorun. İnternet üzerinden satış yapan dev Amazon firması bile işçilerinin kötü koşulları nedeniyle polemik konusu olmuştu.